Evet, o zaman sıra sende Mustafa'cığım. Aa, çok güzel. Şimdi evet, oynamayıp gülenlerin zamanı. Bu oyunda oyuncularımız Suzan Kardeş, Mustafa Üstündağ ve Ersin Korkut. Şimdi anlatıyorum rolü. Daha sonra da girecek olanlar var ama sırası gelince söyleyeceğim. Suzan ve Ersin çok yakın iki arkadaşlar. Bir tatil beldesinde. Ben yine sap garson. Birkaç günlüğüne, hafta sonu için tatile gitmişler. Güneşleniyorlar, sahil kenarındalar. Mustafa da aynı plajda yine bir vatandaş olarak tek başına güneşlenmekte. Ve uzaktan uzağa Suzan'dan çok hoşlanmakta. Mustafa der ki, ya arkadaşım ben birkaç gündür sizinle aynı oteldeyim. Burada tatil yapıyorum ama bu sarışın hanımefendi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Ne olur bana yardımcı ol. İşte ben şöyleyim, böyleyim. Ne olur tanışmama yardımcı olur musun? Ersin de Suzan'ı bu durumdan kurtarmak için kendini feda ediyor. Şu cevabı verir. Hayır. Arkadaşım iyi hoş diyorsun da kendisiyle anlaşabilecek misin? Çünkü kendisi Türk değil. İskoç. İstiyorsanız küçük bir düşünmek için size 30 saniye kadar süre vereyim. Daha sonra başlayın. Ay çok güzel plaj. İyi ki geldik arkadaşım. Canım arkadaşım. İyi ki aklımı çeldin de getirdin buraya ama. Evet ya. Suzan bir şey söyleyeyim. Şu kullarıma 50 faktörlü güneş yağı sürer misin lütfen? Bende 70 var Ersin. Ha 70 de olur. 70. 70 de olur 80 de olur hiç fark etmez. Bir şey söyleyeyim, iyi ki geldik ha. Valla iyi ki geldik. Ersin'cim sana hiçbir şey yapmaz 70. Ya, onun için 50 de olmaz sana evet, 10. Şişeyi diyeyim. Getir. Bir şey söyleyeceğim. Şu parası ödedin mi kardeş? Biraz önceden beri dikkatimi çekiyor. Evet. Sen bakma şu an. Sağında duran bir adam var. Bana bakıp duruyor oradan. Emin misin sana baktığına? Sana mı bakacak? Bana bakıyor. Ha, bakıyor değil mi? Ha. Allah Allah. Bana bakıyor. Evet. Burada bakılacak kim var Ersin? Ben. Öyle değil mi? Evet evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Suzan? Söyle tabii. Ben bir gidip bu adamla bir konuşayım. Benim de dikkatimi çekti. Hakikaten sana bakıyor yani. Baksana. Bir gideyim bakayım. Çok dikkat çekici de bir tipim var. Bir derdi nedir? Kesin birazdan beni fark ederler. Hatırım için hemen lütfen. Geliyorum tamam çünkü abi. Bütün manzaramı bozuyor benim ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nereye gidiyor ya? Ha? Nereye gidiyor? Hazır boşta bıraktınız ben doldurayım orayı dedim. Nereye gidiyor kardeşim? Ben de geleyim bir dedim. Hani böyle uzanmışsın ya. Ne güzel böyle pantolonu da sıyırmışsın falan. Senin derdin nedir sürekli bizim buraya bir bakıp durdun da o yüzden bir merak ettim. Mayomu arabada unutmuşum. Birazdan arkadaşlara getirecek. Yalnız siz niye ayakkabıyla deniz kenarında oturuyorsunuz? Onu çok merak ettim. Bir de şey söyleyeceğim. Hanımefendiyle sizin bir duygusal bağınız var mı? Yok, benim kankam. Öyle mi? Tabii canım. Biz öyle plaja geldik. Gerçekten çok sevindim. Hı. Ama sana bir şey söyleyeyim. Efendim? Sen bakıp duruyorsun önüne. Hoşlandın mı? Yok, ne ben oldu? Size bakıyordum. Bana bakıyordu. Evet, akrabamız zannettim. Sizden sekip böyle bir ara burnunuzu geriye çektiniz. O sırada gördüm ben hanımefendiyi. Evet, bir tak. Sonra kaldım orada. Ya Allah Allah ya. Gene benim burnuma taktılar ya. Burnumda ne var ki? Bir sıkıntı yoksa ben kendisiyle bir tanışabilir miyim? Evet, kendisi ama İskoç. Oo. Tabii. Kuzeyli. Kuzeyli. Ben de uzak doğuluyum. Aynen ama bir şey söyleyeyim mi? Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Ya bilmiyor. İngilizcem var. İngilizcem var. İyi, buyur o zaman. Sizin için... sizin için bir sıkıntısı yok, olmaz değil mi yani saygısızlık olarak falan? Yok, sıkıntı yok. Hadi. Abi suyu mu alacaktın? Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim kardeşim. Sıcak böyle, ter döküyorum. İskoçça var mı sizde? Var var, bende her dil var ya, bende 7 dil var. Aynen, ben sizi tercüme ederim. Bir de bu bardağı, şu pantolonu böyle bir düzgün bir şekilde gel oraya. Hı hı. Sonra da tanıştırırım seni. Hemen git Ersin Suzan'ın yanına. Suzan'ın yanına hemen git, anlat durumu. Suzan de, başımızdan savalım diye senin de Türk olmadığını söyledim. Suzan bir şey söyleyeyim. Ha doğru fark etmişim. Kanka beni bir şey söyleyeyim. Işte. Ersin! Ben dolanıyorum. He dolan gel, bekliyoruz. Suzan bir şey söyleyeyim. Şimdi konuştum ben onunla. Ben senin İskoç olduğunu söyledim. Türkçe bilmiyorsun dedim, tamam mı? He. Şimdi gelecek, ben burada tercüme mercüme ederim. Sen bir şeyler söyleyecek, ben de sana tercüme... O zaman sonra... ona dünyayı dar edelim. Zaten...
Şimdi anlaşamayınca... Ersin! Seninle anlaşamayınca konuşur gider yani, anladın mı? Tamam tatlım. Zaten sıkıcı bir tip. Evet. Ulan Ersin, sıkıcı bir tip ne demek lan? Nereden aklına geliyor? Sevimli tip. He kanki, gel gel ya. Vay! Gel gel, bir tanıştırayım seni ya. Ha toprağım lan ver ya, ne zaman görmüyordun. Sağ ol ya. Suzi. Merhaba. Hello. Oo. Ya. Hello, İskoç musunuz? Yes, I speak English. Yeah. I'm funny. A little. Feel the make it better, please. What do you want for me and the entire human race? Ersin, sir. You say, what's your name? Adın ne diyor? Arkadaşlar Mustafa derler. Ama sen bana kısaca Mustafa diyebilirsin. Mustafa. Gel değişelim mi? Değişelim, gel. Gel. Ama çok dokunma abi, ne şey yapma. Yok, dokunarak değil biz zaten şey yaparak. Why you sitting here? Kırsal bölge. Büyüdük. Okay. Origin. Origin. Yes. This. Turn. Yes. And final. Om. Yeah. Mustafa söyle yani, Adana'yı söyle, işte biz çok büyük bir aileyiz de. Darling. Sen söyle bana. Dear friend. Dear friend. Oh, darling. Nasıl meet you? No. I am from Adana. Ya benim biraz İskoçyam zayıf yani. Ancak bu kadar idare edebildim. İskoçyam zayıf. My father is very rich. He is my friend. You not my friend. Okay. He's my good friend. Okay, okay. Kardeş sen gitsene. He's my brother friend. Yok işte ben de. Kardeş bir uzaklaş. Şimdi aranızın. No, Ersin. Ya ne konuşacağım? Sit here, please. No problem. I am from Adana. My father is very rich. Yes. Greyfurt, you know Greyfurt? Yes. Narenciye. Full. Yes, Orange. Orange juice. Orange juice. My... Orange garden. Orange garden, orange juice, Olympius. What you say? What? Farmer. It's not my problem. Farmer. My father farmer. Okay. Is very rich. Your father farmer. You what you want? What you making? Sorry. Ne diyor biliyor musun? Ben İskoçum, tamam mı? Evet. Eğer muhatap olacaksa benimle, yani bu pantolonla şu çorabı olmayan kişiyle ben muhatap olamam. Hemen ama çıkartıyorum diyor, pantolonu. Bizim İskoç. My family. Yeah. You see my family? Okay. My family every time go. Yes. Okay. What's your Turkish attack? Attack. And Scotch attack. And he's. Yeah. Giyerim kız. Yeah. Vallahi giyerim. Yeah. I am drinking. Drinking değil o. Attack. Giymek ne demek lan? Okay, no problem. Please. Aynen, ateni giy gel. Bir ondan sonra I see you and ederiz, your... Tamam, o zaman ben hemen bir etek geçirip geliyorum. Yes, please. Bir de ailesi pantolon, mantolon falan öyle erkek de istemiyormuş. Çıplak. Her şey anlatıyor. Etek yani, etek giydin mi her tamam, türlü... Tamam, etek giyip geliyorum ben hemen. Kankamla konuşabilirsin, aynen. Hemen şeyde, şu villalarda kalıyorum. I am rich. Ha. This is my house. Okay. Bizi duymuyor, dön bana. Villası varmış, onu anlatıyor. Ben villam var, İngilizce nasıl anlatayım Suzi ya. Neyse, şimdi etek giyip gelecek. Sen devam et bence. Peki ben ne yapacağım o eteği giyip gelirse? Ya işte öpüşün gidin. Ya işte öpüşün gidin. Ne diyor ya? Elele tutuşun. Yani... Elele tutuşun. Sen de hemen mi feda ettin arkadaşını iki villaya? Suzi! Sinan, sen birazdan Adana'dan hemşerisi olarak geliyorsun ve Mustafa'yı ya plajda rastlıyorsun. Adana'dan
aynı mahalleden çocukluk arkadaşın. Good, ben. Ya. Okay. Hazır ol Sinan, biraz sohbet etsinler öyle gir. Okay, sen gidebilirsin artık. Ben eteği giydim. He? Eteği giydim. İşte müziği de çaldım. Eyvah. Eteği topla. Etekle öyle oturulmaz Mustafa. Ben biraz burada sizi izlerim. Bir şey isterseniz... Etekle öyle oturulmaz Mustafa. Please. Mustafa. Buyurun. Mustafa, etekle hanımlar gibi otur. Böyle oturulmaz. Allah kahretmesin. Ya. Topla ayaklarımı. Esin, canım benim istiyor müzik. Müzik. Want music. Ya ben bunun üfleme yerini bulamadım ki artık neyse en azından playback'le kurtardık. Müşteri abi, mal almaya gelmişler. Abi ben burada senden başka bir mal görmüyorum, kusura bakma, bu nedir ya abi? Ya mal almaya gelmişler, bütün narenciyi bunlara toptan vereceğiz. Abi. Ya yemin ediyorum bak sıkışık durumdayız, yapma Sinan. Abi bu ne hal böyle? Oğlum malı satmak için, abi, ailemiz için yapıyorum ben bunu. Abi ne oldu sana böyle? Tamam, gel konuşalım, çıkar şunu. Evlenip kafasını salıp yurt dışına gidecektim. Bana bak, yurt dışına şunu. Gideceğim diye. Ya Suzan bir şey söyleyeyim. İki aileyi birbirine koydular. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten yabancı dil konusunda da seyircilerimizi eğittik. Çok yararlı bir program oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz.